Etrafındakilerin davranışlarını mutlaka değerlendirmelisin. Senin için ne düşünüyorlar acaba? Aslında ne düşündüklerine değil, ne yaptıklarına bakmak daha akılcı. Sürekli sabotaj halinde olanlar, sürekli istikrarsızlık, olumsuzluk pompalayanlar. Mahvolmuş, bitmiş, tükenmiş ol dediklerinde birileri, buna inanıp sevinenler az olmayacak biliyorsun. Mesela şöyle şeyler yapacaklar. Bitti bitecek diye tutturacaklar. Her fırsatta her şeyini didik didik edecekler. Sürekli sözüm ona eksiklerini, yanlışlarını, çelişkilerini gündemde tutmaya çalışacaklar. Sırf senin inancını çatırdatmak, mücadele gücünü, inadını kırmak, parçalamak, bölmek için daha neler neler yapacaklar. Ama bilmiyorlar ki bunlar seni sadece daha güçlü yapıyor. Her şeyinle daha çok kenetlenmeni sağlıyor. Seni daha dayanıklı, daha sağlam yapıyor. Gördüğünde onları bir teşekkür etmeyi unutma mutlaka. Biliyorsun, sen farklı bir şeyler yaptığında önce etrafındakilerin yaklaşımları, sözcükleri değişmeye, hatta bozulmaya başlar. Sonra aranızdaki muhabbetin kalitesi düşer. Ardından daha düne kadar yanından ayrılmayanlar ulaşılamaz olur. Aranızdaki uçurum her geçen gün artar. Sorunca da bu durumu asla kabul etmezler. Yok derler, yanılıyorsun derler, ben aynıyım derler. Ama gerçeği herkes bilir. Olan biten apaçık ortadadır. O gizli kötüler, o eziyetten zevk alan maskeli cellatlar, huzursuzluktan, mutsuzluktan, başkalarının kötü durumlarından beslenenler önce seni ciddiye almazlar. Sen biraz başardıkça bir şey olmaz, hemen aşağı çekeriz derler. Peş peşe kazandıkça sinsice yaklaşıp senden yanaymış gibi davranırlar bir süre. Durumu fark eden sen, oyunu gören sen, onlara bekledikleri tepkiyi vermeyince seni hemen ama hemen hiç vakit kaybetmeden linç etmeye başlarlar. İşte o ara şunları hatırlatmalısın onlara. Kime ne ettiysen aynısını yaşayacaksın. Haksızlık mı ettin? Haksızlık göreceksin. Kalp mi kırdın? Kırılacaksın. Ne yaparsan yap kaçış yok. Er ya da geç aynı ile karşılaşacaksın. Ne kimseyi üzdüğün yanına kar kalacak, ne kırdığın, ne ettiğin haksız beddua havada kalacak, ne kazdığın çukur boş duracak. O beddua seni bulacak. O kuyuya ayağın kayacak. Ağlattıysan ağlayacaksın. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Ne ettiysen bir gün gelip seni bulacak. Üstüne başaramayacak demelerinin üzerinden çok da zaman geçmeden başaracaksın. Şaşıracağız mı? Tabii ki hayır. Bekleniyor muydu? Tabii ki bekleniyordu. Onlar da başaracağını biliyordu. Kazanacağını biliyordu. Önünde sonunda yapacağını biliyordu. Ellerinde seni durdurmak için kullanacak silah kalmayınca, daha doğrusu tüm yolları denemelerine rağmen seni yenemeyince, son bir hamleyle sadece konuşmayı, karalamayı, olumsuzluk yaymayı denediler. Elbette başaramadılar, elbette başaramadılar, elbette başaramayacaklar. O zaman yapman gerekenler şunlar. Önce şimdiye kadar neler yaptığını hep hatırla. Seni eleştirenlerin çoğunun senin yapıp ettiklerini ya da niyet ettiklerini hayal bile edemediklerini unutma. Şimdiye kadar az ya da çok kazandığın hiçbir şeyi, duyguyu, tecrübeyi, bilgiyi, başkalarının saçma yorumları ya da zaman zaman içine gelen huzursuzluk, çöküntü, mutsuzluk, takatsizlik hissiyle tehlikeye atma. Ve tabii yaptım, yine yaparım yeminini her an ama her an tekrarla. Herkese, başına gelen her şeye, en çok da kendine rağmen yaptım, yine yaparım, yaptım, yine yapacağım yeminini ısrarla tekrar et. Israrla tekrar et. Yaptım, yine yaparım, yaptım, yine yapacağım yeminini ısrarla tekrar et. Körü körüne bağlanma hiçbir şeye, hiç kimseye. Bir zaman seninle olanlar şimdi neredeler baksana. Yıllarca sinsi sinsi sana kendi zehrini üfleyen zihniyetlere teslimiyetin, esaretin son bulsun artık. Onlara hak ettiklerini verdiğinde öylece oldukları yere mıhlanır kalırlar. Tüm bunlardan daha vahim olansa düştükleri bu onursuz durumu asla önemsemezler, asla umursamazlar. Yaptıkları onca şeye rağmen kendilerine bir sıvışma yolu mutlaka bulurlar.
Hatta arkandan şöyle bile derler. Başardı ama olsun, yine de çok zaman kaybetti, harap oldu, değmedi. Buna inanıp bununla mutlu olanlar bile çıkar. Vallahi de çıkar, billahi de çıkar. O yüzden öyle yaşa ki seni sevmeyenleri gördükçe neden başarılı olman gerektiğin hissini hep tazele. Öyle yaşa ki senin en umutsuz anında bile yaşamak için gösterdiğin inadı, azmi, iradeyi akıllarından hiç çıkaramasınlar. Öyle yaşa ki mutluluğun, geçmişte kaybından üzüntü duyduğun her şeyi alsın, götürsün. Şimdiye kadar yapıp ettiğin her şey senin için gurur sebebi olmalı. En önemli üzüntün belki de uzun yıllar kendine layık olamaman olmalı. Her şeye rağmen geleceğine ve potansiyeline inanmaya devam etmelisin. Daha çok hayal, daha çok yaşamak, daha çok sen, inadın hiç ama hiç eksilmemeli. Attığın her adımda eleştirseler de sen kendini kazanmak için elinden geleni yapmaya devam etmelisin. Kendini bulma, kendin olma, hayatını istediğin gibi kurma çabanı diline dolayanların elbette başka hislerle hareket ettikleri aşikar. Başkalarının mutluluğuna, refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın senin çabana, mücadelene karşı çıkması mümkün değil çünkü. Onurlu, inançlı, temiz mücadelene karşı çıkmanın iyilikle ilgisi olmadığı açık. Ama sen yıllarca nasıl türlü saçma bahaneyle hayallerine kastedenlere fırsat vermediysen, hayatını kurma adına her hamleni dinamitlemeye çalışanlara da meydanı boş bırakmayacaksın. Tüm gücünü, enerjini her türlü ayak oyunlarına rağmen en yüksek seviyede kullanmaya devam edeceksin. Seni hedef alan çirkin saldırılara hak ettikleri cevabı, dersi vereceksin. İsteseniz de istemeseniz de, İsteseniz de istemeseniz de ben bu hayatı istediğim gibi yaşayacağım diye bağıracaksın. Ruhunun derinliklerinde ne var ne yoksa bulup çıkartacak. Utanmadan, korkmadan, sıkılmadan dökeceksin hayatın tam ama tam ortasına. Elbette bir sürü saçmalığa şahit oldun. Mutluluğunu paylaşmak yerine günlerce dedikodunu yapanlar oldu. Ağızlarını her açtıklarında yapıp ettiklerini önemsizleştirmek için adeta seferber olanlar oldu. İçlerindeki nefreti ortaya serenler oldu. Hezeyanlarıyla başarına, mutluluğuna gölge düşürmeye çalışanlar oldu. Ama artık biliyorsun, artık onları tanıyorsun. O yüzden ne olursa olsun sen kendine, ruhuna, gönlüne karşı görevlerini yerine getir. Üzerine düşen ağır sorumluluklardan kaçma. Onları zevkle, keyifle yap. Hayatının her alanında mutluluğu, cesareti ve dinamizmi seç. Dalgalı denizler, senin keyifle gemini yürüttüğün sular olsun, olmalı. Hayata kendilerine dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket tellallarına prim vermeden yoluna kararlılıkla devam et. Bu saatten sonra yapman gereken belli. İyi bir yaşam, daha iyi bir sen. İyi bir yaşam, daha iyi bir sen, iyi bir yaşam, daha iyi bir sen.